Sanıktan soruldu. Kemal Şahin, çocuk kaçırmak ve alıkoymak suçlarından hakkında dava açılmış. Suçlamalara ne diyorsun? Kabul ediyor musun? Suçlamaları kabul etmiyorum hakim bey. Serap Dinç Aslan'ın bebeğini kaçırıp zorla alıkoyduğunu kabul etmiyor musun? Etmiyorum. Bebeği ben kaçırmadım. Doğru söylüyor hakim bey. Bebeğimi o kaçırmadı, Orhan kaçırdı. Lütfen sessiz olun. Serap Hanım, sizi daha sonra şahit olarak dinleyeceğiz. Başka bir diyeceğin var mı? Var. Orhan denilen adam anamın evini yakıp ölümüne sebep olan kişidir. Azmettirdiği kundakçıyı da konuşmasın diye hapishanede öldürtmüştür. Serap Dinç Aslan'ın bebeğini kaçıran ve alıkoyan da kendisidir. Bebeğin kaçırıldığı gece çiftlikten çıkan otomobilin Orhan Bey'e ait olduğunu iddia etmişsin. Evet hakimim. O gece ben çiftliğin etrafındaydım. Kendi gözlerimle gördüm. Sonra jandarmaya gördüklerimi anlattım ama bana inanmadılar. Daha sonra onların evine gittim. İçeri girdiğimde torunumun sesini kendi kulaklarımla duydum. Sonra Orhan denilen o adam benim kafama vurdu. Gözümü açtığımda ormanlık bir yerdeydim hakim. He. Doğrudur hakim bey. Cemşir geldi bağa sordu. Dedi ki o çiftliğe girip çıkan beyaz tomofili biliyor mu dedi. Ben de he biliyorum dedim. O Orhan Bey'in tomofili dedim. Sonra birden çıktı gitti. Nereye gittiğini de söylemedi. Sonra sabahleyin baktım ben daha hala gelmemiş. Mahalleye girdiğinde de birdenbire böyle yere yığıldı. Zaloğlu'yla ben koştuk gittik onu kaldırdık böyle eve kadar götürdük. Ondan sonra ama böyle kafasının arkasına baktım ben böyle elma gibi bir yara vardı. He. Şimdi Sayın Hakim ben Pakize'ye dedim ki ne? Git dedim çabuk sen doktoru çağır. Biz de Cemşir Efendi'yi Reşit'le beraber tuttuk evine kadar götürdük. Söyleyeceklerin bu kadar mı? Yok Sayın Hakimim. Eğer müsaadeniz olursa ben bir şeyler daha diyeceğim. Ben burada herkesin önünde Kemal'dan özür dilemek istiyorum. Allah kardeş ben başta senin yapmadığını düşünüyordum ama sonra dediler ki ne bana yok işte bebeğin hırkası Kemal'ın evinde bulundu. Yok bebeğin kaçırıldığı yerde Kemal'ın barınak izi var deyince hem de ister istemez Kemal yapmıştır dedim. Ahali ne diyorsa ona inandım ben. Sayın hakimim ben vaktiyle Kemal'e çok büyük fenalıklar yaptım. Ama bir gün, bir günden bir gün olsun benim yüzüme vurmuş değil bunlar. Bir kere gün güden bir adam der anlayın mı hakimim? Yani iyi birisi, helal süt emmiş, yiğit, efendi bir adam yani. Benim yeğenimi kaçırmaz yani Kemal. Ben hani Orhan Bey ya da bir başkası yapmıştır da demiyorum. Kimin kaçırdığını da bilmiyorum ama Kemal yapmamıştır hakimim. Ben ona inanıyorum yani. Ben çiftlikte hizmetkar olarak çalışıyorum. Bebeğin yani Muzaffer Ali Dinç Arslan'ın kaçırıldığı gece Orhan Bey çiftlikte kaldıydı. Sonrasında ben onu yattığı odayı temizlerken bir ilaç şişesi buldum. Dedim ki bu ne kine? Düşündüm, taşındım. Gidip bir doktora sormaya karar verdim. Doktor bunun bir uyku hapı olduğunu söyledi. Evet, o zaman her şeyi anladım. Hakim Bey, bak benim hanımımın uykusu çok hafiftir. Yani çıt desin uyanır. Belki koynundan bebeği kaçıracaklar. Mümkün değil yani. Bu Orhan Bey hanımımın sütüne uyku ilacı katmış. Bizzeli bir şey bu. Gülizar Hanım'ın bahsettiği ilaç şişesi mahkemeye sunulan deliller arasında mevcut. Anlat bakalım. Sen Kemal Şahin'i neden bıçakladın? Kemal... Güllü'nün bebesini kurtarmak için kaçtı hapisten hakim bey. Benden onu
bıçaklamamı isterdi. Yeğeninin hayatı buna bağlı dedi. Yani anlayacağınız Kemal kendini ateşe attı bebeği kurtarmak için. Yok, o suçlu değil hakim bey. Yakalan evin mesuliyetinin Orhan Topurcu'ya ait olduğunu bildiğiniz doğru mu? Kesin olarak emin olduğumu söyleyemem. Ama köylünün biri yanıma gelip evi Orhan'ın yaktırdığına dair bir takım şeyler söyledi. Konduramadığım için üzerinde durmadım. Bebeğin kaçırılmasıyla alakalı bir diyeceğiniz var mı? Hayır efendim, bu konuyla ilgili hiçbir malumatım yoktur. Orhan'la pikniğe gitmiştik. Şarap içiyorduk. Birden gözüm karardı, bayılmışım. Doktor size uyku ilacı verilmiş dedi. Sonra hastanede Orhan'ın cebinden de aynı uyku ilacı şişesi çıktı. Gülizar'ın bulduğuyla aynıydı. Orhan Bey'in cebinden çıkan şişe de mahkemeye delil olarak sunulmuştur hakim bey. Başka diyeceğiniz var mı Serap Hanım? Evet. Bir de mektup var. Bana bir mektup gelmişti. Fakat Orhan ben okumadan alıp cebine koymuş. Hastanedeyken elime geçti. Seher, eski karısı yazmış mektubu. Bunu yazdığını itiraf etti. Bu mektup nerede? Dosyadan bulun şunu. Çıkarın bakayım. Kemal suçsuzdur hakim bey. O benim ve oğlumun hayatını kurtardı. O olmasaydı belki şimdiye çoktan ölmüştük. Onun hiçbir suçu yok. Kemal gerçekten suçsuzdur hakim bey. Kemal Şahin'in Orhan Bey'i neden vurduğu bu mahkemenin mevzusu değil Serap Hanım. Sanık burada bebek kaçırma suçundan yargılanıyor. Daha müden cinayete teşebbüsten ağır ceza mahkemesinde ayrıca yargılanacak. Sizi dinliyoruz hanımefendi. Buyurun. Hakim bey, şimdi sizlerin huzurunda söyleyeceğim şeyler çok mühim. Mahkemenin seyrini değiştirecek hayati şeylerdir. Pekala, sizi dinliyoruz. Orhan'a atfedilen suçların hepsi doğrudur. Evi yaktıran ve bebeği kaçıran da Orhan'dır. Mektupta yazdıklarımın tamamı gerçeği tasdik etmekte. Ben bütün bunlara mani olmaya çalıştım. Ama beni de ölümle tehdit etti. Susmaktan başka çarem yoktu. Yalan! Bu kadın kendini sıyırmak istiyor hakimim. Biliyorum ben kocasına yardım ettim. Susturun şu adamı. Bir daha mahkemenin düzenini bozarsan atarım seni salondan. İddia makamından esas hakkındaki mütalaası soruldu. Sübut eden delillerin ışığı altında sanık Kemal Şahin'in itham olunduğu suçu işlemediği şahitlerin ifadeleriyle sabitlenmiştir. Sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. Gereği düşünüldü. Her ne kadar sanık hakkında Gürlü Dinç Aslan'ın bebeğini kaçırmak suçundan kamu davası açılmışsa da toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı nazarı dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlemediği sabit olduğundan beraatine karar verilmiştir. Ancak sanık başka suçtan tutuklu değilse sanığın tahliyesine, aksi takdirde tutukluluğunun devamına karar verildi. Orhan Topurcu'nun Meryem Şahin'i öldürme ve bebek kaçırma suçlarına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Dava sona erdi. Sanığı götürün. Halide. Demek bunca zamandır evi kimin yaktırdığını biliyordun. Ama kimseye söylemedin öyle mi? Ne dememi bekliyorsun? Kemal'in benden nefret etmesi işine geliyor tabii. Bu yüzden sustun. Sustum evet. Lakin görüyorum ki kifayet etmemiş. Kardeşim merak etme. Allah'ın izniyle bu davadan da kurtaracağım. Sağ ol Ahmet. Allah senden razı olsun Kemal. Senin için hep dua edeceğim. Sağ ol.
Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın enişte. Sağ ol Ramazan. Kemal, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatımızı sana borçluyuz. Senin hakkını ödeyemem. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Öbür mahkemenin sonucu ne olursa olsun, seni bekleyeceğim. Kemal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.